Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir kripto para gündemiyle beraberiz. Bugün sizlere çok önemli bir tüyo vereceğim. Bu tüyo ile birlikte belki de güzel paralar kazanabilirsiniz. Tabii ki baştan belirtelim. Bizim bu içerikteki hiçbir bilgimiz yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Dolayısıyla kendi yatırımlarınızı, kendi görüşleriniz doğrultusunda yapmak çok daha doğru olacaktır. Şimdi gelelim bugün sizlere vereceğim tüyoya. Biliyorsunuz son dönemde zaten kripto para tarafında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde özellikle Bitcoin'in 64 bin dolara doğru bir atak gerçekleştirdiğine şahit olduk. Fakat 64 bin doları geçemedi. Biliyorsunuz 64 bin dolar Bitcoin için rekor seviyesi. Daha önce Mayıs ayında 64 bin dolar seviyesine kadar yükselmiş ve sonrasında 32 bin dolara kadar düşmüştü. Fakat şu anda henüz 64 bin doları geçemedik. 63 bin küsürlere geldik. Fakat yeni bir ATH gerçekleştiremedi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Bitcoin'in yeni bir rekor kırması bekleniyor. Bunu bir kere söyleyelim. İkinci olarak Ethereum'la ilgili bazı sorular var. Bunu da size hemen belirteyim arkadaşlar. Ethereum son olarak yine geçtiğimiz Mayıs ayında 4000 küsürlere kadar çıkmıştı. Yanılmıyorsam 4400 dolar falan görmüştük Ethereum'da. Fakat sonrasında o da Mayıs ayında yine 1700 dolarlara kadar geri çekildi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir kere 4400 doları görebiliriz. Yani kripto paralar için, özellikle de popüler kripto paralar için gördüğü yeri asla unutmaz diyebiliriz arkadaşlar. Yani önümüzdeki süreçte Ethereum'da mutlaka ne yapacaktır? 4400 dolar seviyesine tırmanacaktır. Tabii ki burada şu var. Ethereum yatırımcılarının beklentileri çok daha büyük. Yani özellikle yıl sonuna kadar 6000 dolar, hatta 10000 doların görülebileceği söyleniyor. Tabii bu şu değil. 6000 doları gördük, orada kalacağız demek değil. Ya da 10.000 doları gördük, orada kalacağız demek değil. Belki 10.000 doları gördükten sonra yine tekrardan 1700 dolar, 1800 dolar seviyelerine geri döneceğiz. Yani bunu kestirebilmek mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla siz kendiniz için belli bir seviye belirleyip, ya bu seviye benim için yeterli. Dolayısıyla ben bu seviyeden elimdeki kripto varlığımı paraya çevirmek istiyorum diyebilmelisiniz. Yani hep daha fazlasını, daha fazlasını diye beklerseniz o zaman belli bir seviyenin üzerine çıkamazsınız. Şimdi gelelim size vereceğimiz tüyoya. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda özellikle Shiba tarafında bir hayli hareketli günler geçirdik. Shiba biliyorsunuz daha önce 0.00003.8 3.38'e falan çıkmıştı. Bu sefer de 32'yi falan gördü. Ama oradan geri döndü. 27'lere kadar düştü. Oradan sonra şimdi tekrar bir hareketlendi. 28'e çıktı. Sonra bir daha düştü. 22'leri gördü. Şimdi tekrar hareketlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir 26-27'leri tekrar zorluyor. Önümüzdeki süreçte 30'un üzerine tekrardan çıkar mı? Bunu kestirmek biraz güç. Fakat Shiba'ya çok fazla güvenmek mantıklı olmayacaktır. Tamamen altı boş bir proje biliyorsunuz. Dogecoin'i rakip olarak çıkmıştı. Dogeclear olarak çıkmıştı. İlk olarak Gate.io'da yayınlandı. Daha sonra Binance bunu listeleyince bir anda değeri kat ve kat artmıştı arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada Shiba'ya yatırım yaparken, özellikle de bu seviyelerde Shiba'ya yatırım yaparken biraz dikkatli olmanızı tavsiye edebiliriz sizlere. Çünkü Shiba Coin malum altı boş bir proje. Dolayısıyla gelecekte var olup olmayacağını kestirmek biraz güç olabilir. Doge için de aynısını söyleyebiliriz. Dogecoin için, ama Dogecoin'in arkasında biliyorsunuz Elon Musk var. Dolayısıyla Elon Musk onu pumpladığı sürece Dogecoin'in daha geçerli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Halihazırda Dogecoin 0.22 dolarlar civarında seyrediyor. Önümüzdeki süreçte muhtemelen Dogecoin de 1 dolara doğru yönlenecektir. Ama bunun ne zaman gerçekleşeceğini söylemek ya da öngörmek pek de mümkün değil. Şimdi gelelim size vereceğimiz tüyoya. Geçtiğimiz Mayıs ayında arkadaşlar bir coin vardı ki ilk 10'a girdi. Hatta ilk 7'yi zorladı. Sonrasında sert bir düşüşe maruz kaldı. Chainlink'ten bahsediyoruz. Şu anda Chainlink 27-28 dolarlar seviyesinde seyrediyor. Fakat bu coin geçmişte arkadaşlar 50 doları devirmişti.
Dolayısıyla önümüzdeki süreçte tekrardan böyle bir rally başlatması ve 50 doları aşmasını bekliyoruz biz. Zaten yaptığımız analizlerde ve takip ettiğimiz analistlerin de görüşleri bu yönde. Tabii ki dediğimiz gibi bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tamamen bizim kendi görüşümüz. Saygı duyup duymamak size kalmış. Önümüzdeki süreçte farklı kripto para içerikleriyle tekrardan karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın diyoruz sizlere. Başka videoda görüşene dek hoşça kalın. Ciao, 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 ciao